toplum olarak bizi muhafazakar bir iktidar yönetiyor değil mi? Ahmet alabilirsin artık bunu. Evet, muhafazakar bir iktidar yönetiyor. Muhafazakar iktidarda maneviyatın daha kuvvetli olması beklersiniz. Ahlaki değerlerin daha kuvvetli, daha gelişmiş olmasını beklersiniz. Ama muhafazakar iktidar, yani dindar dediğimiz bu iktidar bize olmaması gereken, yapılmaması gereken her şeyi gösterdi. Suistimaller, atamalar, yalanlar, dolanlar, efendime söyleyeyim yapılan ihaleler, bilinmemezlik, şeffaflıktan uzak, efendime söyleyeyim hesap vermeme, aklınıza gelebilecek tonla şey söyleyebilirim size. Tonla cümle kurabilirim size. Ve o maneviyatın azaldığını zaten Diyanet İşleri Başkanı'na şöyle bir baktığınızda görüyorsunuz. Dinden uzaklaşan, ateistleşen bir toplum var diyor. Deist, kendine deist diyen bir kitle yaratıldı diyor. Neden? Ama kendinde suçu bulmuyor. Kendi yönetimlerinde suçu bulmuyor. Esas suç sizde Diyanet İşleri Başkanı veya Erdoğan. Çünkü dindarlığınıza uygun bir şekilde yaşamıyorsunuz. Muhafazakarlığınıza uygun bir şekilde yaşadığınızı söyleyemezsiniz. Yani camide siyaset yapıyorsunuz. Bana ne saçın secdeye, başın secdeye gidiyorsa, hacca gidiyorsa. Hayır, yapılmaması gereken yerde siyaset yapıyorsunuz. Kolayca yalan söylüyorsunuz. Allah için yapıyorsun bir de, bizim için yapmıyorsun ki. Ama öyle bir siyaset yapıyorsunuz ki hem Allah'ın evinde hem de siyaset yaparak insanlara mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Yalan var işte, nedir o? Mesela seçim zamanı yapılan o montaj görüntüler. Ya bu bile, yalan bile insanlara doğruymuş gibi aktarılıyor. İşte büyük bir ahlaki çöküşün içerisindeyiz Türk toplumu olarak, Türkiye toplumu olarak. Ve Türkiye toplumu olarak bu ahlaki çöküşü nasıl, bu maneviyatı nasıl geliştirmek gerekiyor? Öncelikle tabii ki bizi yönetenlerin tavırları, eylemleri, sözleriyle yapmak gerekiyor. Ha, kutsal aylarımız da var. O kutsal aylarda işte Ramazan var ve Muharrem ayı var. Biraz da onunla ilgili bir bilgi vereyim ben size. Muharrem ayındayız. Muharrem ayı nedir diye. Duymuşsunuzdur mutlaka Muharrem ayında. Yani duymayanlar yoktur. Herkes duymuştur bu toplumda eğer yaşıyorsanız. Ve Muharrem ayı aslında o zalim Yezid'in Hazreti Hüseyin'e yapmış olduğu zalimlik, zorbalık ve daha sonra zorbalığa veya ve zalime, zalimin yaptığı uygulamalara karşı herkesin hakkını savunan veya herkes için yapılan bir oruçtan bahsediyoruz. Bir kutsallıktan, bir maneviyattan bahsediyoruz aslında. Oradan başlamış ama daha sonra bu şekilde genişlemiş bir Muharrem ayından bahsediyoruz. Bu sene Muharrem ayı 19 Temmuz'da başladı. Bugün ayın 28'i, işte aşağı yukarı 9 gün önce başladı. 19 Temmuz'da 30 Haziran'da, özür dilerim, 19 Temmuz'da başladı. 30 Temmuz'da bitecek. 30 Temmuz'da bitecek. 30 Temmuz 12 Muharrem orucu aslında hem Muharrem orucu deniyor hem de 12 imam olarak da anılıyor ve 30 Temmuz'da şey yapılacak. Söyleyiverin bana. Bunun aşuresi yapılacak. Ve Muharrem aşuresi yapılacak. Muharrem ayının şöyle de bir özelliği var. Muharrem orucunun şöyle de bir özelliği var. Bunu sadece Anadolu Alevileri tutuyor. Bakın, bunu Şiiler tutmuyor. Bunu İran'da yaşayan Şiiler tutmuyor. Suriye'deki Nusayrilerde yok ve Caferilerde yok. Sadece Anadolu Alevilerinde olan bir özellikten bahsediyoruz. Muharrem ayı, Muharrem orucu. Orucunuz kabul olsun, hak defterine yazılsın diyeyim ben sizlere. Ve bir kez de bu bilgiyi de sizlere, bu bilgilendirmeyi de sizlerle paylaşmış olayım. Çirkin olan din değil insanlar. Kesinlikle katılıyorum. Çirkin olan din değil ki insanlar. Bakın, Kur'an-ı Kerim yakılıyor şimdi değil mi? Muharrem ayından da ve bu mesajdan da buraya geçeyim. Danimarka'da yakıldı. Çok enteresan bir olayı paylaşayım sizlerle. Buraya not aldım. Kur'an-ı Kerim'i yakmak serbest. Onu engellemeye çalışan, Danimarka'da Kur'an yakılmasını engellemeye çalışan bir vatandaşı, bir insanı da polis engelliyor. Böyle bir düzen olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi? Kutsal kitabı yakmasına birilerinin izin veriyorsun. Diğer taraftan onu protesto edecek olan kişiye müdahalesini veya protestosunu engelliyoruz. Bu özgürlük değil. Bu demokrasi de değil. Bu sadece çifte davranış diyorum ben buna. Başka da bir şey demiyorum. Ve çifte standart. Doğru. Ali Yıldırım, teşekkürler Fatih Yoldaş demiş. Eyvallah Ali abi, sağ olasın. Sağ ol, var ol, eksik olma. Kemal Kılıçdaroğlu halka inmiş. Yorumunuz nedir Fatih Bey? Halkın hesap sor.